Merhaba arkadaşlar. Elektrokimyasal pillerle ilgili uygulamalara bu videoda da devam edeceğiz. Yine uygulamalar yapmayı öğreneceksiniz ama burada temel çalışma prensibiyle ilgili test soruları çözeceğiz birkaç tane. İlk örneğimizde başlayalım. Diyor ki yukarıda şematik olarak gösterilen pille ilgili 3 tane ifademiz var, yargımız var. Bunların hangisi doğrudur ona bakacağız. Şimdi baktığımızda şematik olarak gösterimde Anotta ne olmuş arkadaşlar? Kadmiyum, kadmiyum artı 2 iyonlarına yükselt gelmiş. Yani şu bizim anot yarı hücremizin gösterimi. Yani anot yarı hücresinde olan şey kadmiyum atomlarının elektron vererek kadmiyum artı 2 iyonlarına yükselt gelmesidir. İkinci kapta kalay artı 2 iyonları atomik hale indirgenmiş Demek ki bu katot tepkimesini gösteriyor bana. Katot yarı hücresinde ise Sn artı 2 iyonları arkadaşlar elektron almış ve indirgenmiş. Şu yanındaki 1 molar diye gösterdiği iyon derişimlerinin ne olduğudur arkadaşlar. Pekala. Kadmiyum elektrot zamanla aşınır mı? Evet. Çünkü kadmiyum elektrot bizim anot elektrotumuz ve bu elektrot üzerinde elektron verilmesi ve iyon halinde bu atomların çözeltiye geçmesi var. Anot elektrotumuz olan kadmiyumun kütlesi zamanla azaldı yani elektrot zamanla aşındı. Dış devrede elektronlar anottan katota doğru hareket eder. Hemen anottan katota diyelim. Peki kimdi bizim anot elektrotumuz? Bakınız kadmiyumdu. O zaman elektronlar Cd elektrottan Sn elektrota doğru hareket edecektir. Doğrudur. Tuz köprüsünde katyonlar anot yarı hücresine gider demiş. Ancak katyonlar arkadaşlar katota hareket eder. Çünkü katota artı yükler indirgeniyor olduğu için artı yüklü iyonların derişimi azalır. Bunun tamamlanması lazım. O yüzden katyonlar katota hatta anyonlar da anota gidiyordu. Dolayısıyla burada hangileri doğrudur dersek bir ve ikinci önermelerimiz doğrudur. Gelelim ikinci örneğimize. Der ki yandaki pil sistemi çalışırken x elektrotun kütlesi zamanla arttığına göre. Şimdi hangisi yanlıştır? Öncelikle x elektrotun kütlesi artıyorsa demek ki bu elektrot üzerinde Atom sayısının artıyor olması lazım. Atom sayısının artıyor olması için de arkadaşlar birinci kapta çözeltide bulunan X artı 2 iyonlarının elektron alarak X atomlarına yani metalik X'e dönüşüyor olması lazım. Yani birinci kapta indirgenme var. O zaman bizim birinci kabımız katot yarı hücresi olacak indirgenme olduğu için. Ancak X artı iyonları metalik olarak X elektrotun üzerinde birikirse burada çünkü elektrotun kütlesi artar. E, normal olacak olarak o zaman ikinci kapta bizim anot yarı hücremizin olması gerekir. O kapta da Y elektrottaki atomların elektron vererek Y artı 2 iyonlarına yükseltgeniyor olması lazım. Bakalım, X elektrot anot, e, katot, Y elektrot anottur diyen A seçeneğimiz doğru. Zamanla ikinci kaptaki Y artı iyonları derişim azalır demiş. Hayır, İkinci kapta bakınız yükseltgenme var. Yükseltgenme sırasında atomlar iyon halinde çözeltiye geçiyor. O yüzden bunun artar olması gerekiyordu. B seçeneğimiz yanlış seçeneğimizdir. Dış devrede elektronlar her zaman için anottan katota hareket eder. E baktığımızda Y bizim anot elektrotumuz olduğuna göre Y'den X'e doğru hareket edeceklerdir. Doğru. Tuz köprüsündeki anyonlar anot yarı hücresine doğru hareket edecek ki anot ikinci kabımız olduğuna göre doğru. Metallerin aktiflikleri. E şimdi baktığımda Y atomları yükseltgeniyor. Hatta bu sırada yüksel geniş. Ve x artı 2 iyonlarını da indirger. Bu demektir ki y'nin elektron verme eğilimi daha fazladır. O nedenle evet metallerin aktiflikleri arasındaki ilişkide y büyük x'tir diyen e seçeneğimiz de doğru olur arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz. Yandaki galvanik hücre çalışırken zamanla birinci kapta bulunan x artı iyonları derişim artmaktadır. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi birinci kapta x artı iyonları derişimin artması demek burada çözeltiye x artı 2 iyonlarının verilmesi demek. Yani birinci kapta gerçekleşen tepkimenin hatta şuraya yazayım birinci kapta x elektrotta bulunan atomlar elektron vererek x artı iyonlarına yükseltgeniyor demektir. Ancak bu koşulda arkadaşlar çözeltide bulunan x artı iyonları derişim artar. E birinci kapta yükseltgenme olduğuna göre birinci kap bizim anot yarı hücremizdir. O zaman burada elektron verildi. Bu verilen elektronlar dış devrede y elektrot üzerine geldi. Burada bulunan y artı iyonları da İkinci kapta ne yapacaktır arkadaşlar? Çözeltide bulunan Y artı iyonları gidip elektrot üzerinde bulunan elektronları alıp indirgenecek demektir. Şimdi bakalım. O zaman ikinci kapta bizim katot yarı hücremizdir. Ya da X anot elektrot, Y katot elektrottur. Birinci kap anot yarı hücresidir. Doğru. Y elektrot üzerinde katot olduğuna göre indirgenme gerçekleşir. Doğru. İyonların indirgenme potansiyelleri. Şimdi burada öncelikle şunu söyleyebilirsiniz. Ee, anotta yükseltgenme, katotta indirgenme var ve aktif olan metal anotta yükseltgenecek demektir. Yani X ve Y metalleri olsun. Bunların yükseltgenme potansiyellerini karşılaştıracak olsa idik. X elektron vererek yükseltgenip Y'yi indirgediğine göre x'in yükseltgenme potansiyeli daha fazla olurdu. Şimdi tam tersine indirgenme potansiyellerini karşılaştıracak olursak ya sistemden bakarsınız arkadaşlar potansiyeli diyeyim önce. Şimdi x yükseltgeniyor yükseltgenme potansiyeli daha fazla. Y artı iyonları indirgeniyor. O zaman indirgenme potansiyeli daha fazla olur. Ya da aktif olan x'in Yükseltgenme potansiyeli daha fazla olduğuna göre onu bileşiğinden çıkarmak daha zordur. İndirgenme potansiyeli de daha azdır diyebiliriz. Ne oldu bu? Yalan oldu sevgili arkadaşlar. Öyle olsaydı X artı iyonları indirgenirdi. Tuz köprüsünde potasyum nitrat sulu çözeltisi kullanılırsa. Şimdi potasyum iyonlarımız bizim neyimiz olur? Katyonlar. Ve tuz köprüsündeki katyonlar katota hareket eder. Çünkü ikinci kapta artı yüklü iyonlarımızın derişimi azalıyor. Dolayısıyla D doğru olur. Zamanla Y elektrodun kütlesi artar mı? Evet. Çünkü iyonlar ne yapıyor bakınız? Elektron alıp bu elektrot üzerinde birikiyor. Katot elektrotumuzun kütlesi zamanla artar. Hatta anot olan X'in de kütlesi zamanla azalır deriz. Sorumuzun yanıtı da C seçeneği olur. Evet arkadaşlar e, basit temel örneklerimizi yaptık. Bundan sonraki videolarda standart indirgenme potansiyellerinden bahsediyor olacağız. Görüşmek üzere.